Ne oynanasın i̇şte, projesi? Dedim mi? Şimdi iki kişi bir araya gelirse şu kadar makine desteği, şu kadar ham madde desteği, şu kadar sanayiye taşınma desteği. Evet. Üç kişi bir araya gelirse, üç atölye şu kadar. Dört atölye bir araya gelir. Hem buna kümeleme çalışması deniyor. Yani artık bizim hangi modelle kalkınacağımız ortada. Bunu uzmanlar ortaya koymuş. Yani biz garip bir şey istemiyoruz devletten. Yani bu kümeleme biraz da Ecevit'in köy kentleri vardı. Değil mi? Ona benziyor biraz yani. O projeler fena değildi yalnız. Öyle mi? Yani tabii ona benziyor biraz yani. Değil. Yani inovasyon diyorsunuz destek. Yani bunu şimdi anlattınız milletvekillerine, proje verdiniz. Anlattık. Cevap mı bekliyorsunuz? Bizi dinleyenlere anlattık sağ olsunlar. Cevap bekliyoruz. Yani komisyonlar kuruldu. Evet. Üzerinde çalışıyorlar. Ama ama işte bazen dedim mi yani farklı şeyler giriveriyor araya. Peki siz uzun zamandır da çalışmalarda yani son döneminizde yani seçimi kaybetmeden önce internetle ilgili e-belde ile ilgili Türkiye'de isim yapmış bir beldeydiniz. O internet çalışmalarından yatanlar yeterince faydalandı mı? Vallahi yatağında internet kullanmayan insan yok. Yani geçen baktırdım 150'ye yakın 150'den fazla ADSL abonesi var. Yani bu demektir ki 300-400 aile yarısında şey var yatağın. ADSL aboneliği. 2-3 tane internet kıraathanesi var. 3 tane. Evet. Küçücük beldeler diğer kendi boyutundaki beldelere bir bakalım bunlar var mı? Peki. Ve bugün 35-40 yaşında olup da ben bilgisayar kullanamıyorum, bilmiyorum diyen çıkmaz. İşte o projeler sayesinde oldu bu. Hatta o yaşlı teyzeler, amcalar değil mi? Sakallı tabii, falan. Tabii yaşlılar da vardı. Evet. Yaşlılar da vardı ama genellikle o 15 seneden beri ilk öğretim, ortaokul, lise çağındakiler hep öğrettik. Okullara o projeler vasıtasıyla kazandırdık şeyi, bilgisayar laboratuvarlarını. Şimdi elbette ki internette ürün satan var, sayfa yapan var. Ben bıçakçılık olarak faydası oldu mu bıçakçılara? Oldu. Olur diyorsunuz. Çok oldu. Yani dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla iletişim kurup bıçak satıyorlar mı? Geçen gün Mısır'dan talep gelmiş. Diyor ki usta ya diyor adam bir tır diyor benden ürün istiyor diyor. Bir tır? Bir tır. Evet. İnternetten bir sayfa yapmış oğlu. Oradan bulmuş biz diyor. Ama işte biz de diyoruz ki bunlara cevap veremiyoruz. Yani projenin birini yapıyorsun biri aksıyor. Öbürünü yapıyorsun, öbürü yapıyor. Peki neden cevap veremiyoruz? Onu bir lütfen seyircilerimize alın. Neden cevap veremiyoruz? Anlatır mısınız? Bir tır ürün yapacak atölye yok yatağında. Bir atölye yok. Evet. İki sermaye yok. Sermaye yok. Dolayısıyla bunlara yetişemiyoruz. Yani biz biraz şeyi değiştirdik, imalatı değiştirdik. Taşlama parlatma makinelerini öğrendik 15 senedir. Isıl işlemi öğrendik, şunu bunu yaptık ama şeyi sermayeyi güçlendiremedik. Evet. Dolayısıyla sanayiye taşınıp, tabii sanayiye taşınıp 50 kişinin 100 kişinin çalıştığı tesisleri oluşturamadık. Bunları bahsediyorum işte. İşte burada şimdi kümelenmeye ihtiyaç var değil mi? Usta var. Evet. İşçi var yetişmiş. Ya geleneksel bir sanat var ya. Bacak kadar çocuk çakı yapıyor, bıçak yapıyor buluyor. İşte şimdi 10 tane 20 tane 50 tane yerine. Mesela meslek lisemizde o dönemlerde kurduğumuz bir kalıpçılık bölümü var. Evet. Makinesi eksikti, kurulduğu gibi kaldı. İşte bir gelip de arkadaş al şu bu yatağına bu CNC tezgahı koyalım da kalıplarını kendileri yapsınlar diyen yok. Peki hala o kalıp makinesi çalışmıyor mu okula konan? Çalışıyor Ahmet Bey de şimdi diyelim ki yarısı var makinelerin, bir kalıp evet. Yapacak makinelerin evet, yarısı evet. Var, yarısı yok. İşte onun eksik eğitimi yani. Öğretmenlerimiz eğitimi o yarım makinelerle öğretiyor. Tam olsa piyasaya kalıp yapacak. İşçilere iş de yapacak değil mi? Tabii. Yani işte bu anlamda burada milletimin eksikliği. Kaç paralık yani. Makine Allah aşkına? Ne kadar mesela kaç paralık bir iş? Bir CNC tezgahı 300-500 milyarlık makineyi koyacaksın oraya. Hem Denizli'ye kalıpçı yetiştirecek ki yetiştiren tek kurum orası şimdi. Evet. Hem de yatağındaki ve Denizli'deki insanlara kalıp yapabilecek. Peki bu konuda siz valiye, sayın valiye, İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Ali Pekdemir'e, Sayın Mahmut Oğuz'a başvurmadınız mı? Şimdi biz bunları götürüyoruz. Bu daha sayın varmıza ben şahsen şey yapmadım bir kere gidebildim. Ama yatağını tanıyor sayın varmız. Yani destek olmak istiyor. Geçmişte ben 4 valimizle çalıştım.
Hepsine bu dosyaları, bu şeyleri götürdüm. Şimdikileri de götüreceğiz ama şimdi Sayın Başkanım, bu dediğiniz cidden önemli. Yani orada yarım duran bir iş var. Var. Ve öğrenciler tam öğrenemiyorlar. Var. Bu anlamda kalıp makinesinin tamamlanmasını rica ediyorsunuz. Evet. Bu işin biz de takipçisi olalım. İşte buradan sesleniyoruz. Gideriz, Sayın Valiye, anlatırız. Sayın Halil Pekdemir'e. Bakanımıza, Sayın Halil Pekdemir'e. Halil Pekdemir zaten bilmediği yerim yatar. Başkan, bilmek ayrı şey. Geçen gün söyledim. Dedim Sayın Başkanım, bak gel. Bizim bir binamız var. Belediye olarak biz bu binayı koyalım. Siz evet. Sermaye koyun. İki tane adam koyalım. Şu geleneksel el sanatlarını. Ahmet Bey, gece uykum kaçıyor benim. Bunları düşündüğüm zaman. Adam keçi boynuzundan sap yapıyor. Çeliği bu şey haline getiriyor. Bizim web sayfalarımızda lütfen vatandaşlar izlesin. yatagan.bel.tr ya da yatagan.net sayfalarında bizim Yatağan Medya Hidayet Akın'ın koyduğu filmler var. Evet. Meraklı arkadaşımız. Sağ olsun. Bunları bir izleyin. Bir çakı nasıl yapılıyor? Eğer bir turist bunu görse $30 desek alır bu çakıyı. $30. Önemli lan, tanıtmak. Ama çocuk yapıyor bunu. Uğraşıyor. O kadar zorlukla uğraşıyor. Yapıyor. 2 milyon liraya satamıyor. İşte sıkıntı var. Dedim ki Halil Başkanım, gelin sermaye oluşturalım. Evet. Bir yer oluşturalım. Bu ekip kuralım. El emeği, yani el işi ise bu. Alalım. Peşin para ödeyelim. Zanaatkara. 5 evet. tane çakı getirsin. 20 tane çakı getirsin. Tarak getirsin. Saç tokası getirsin. Neyse. Çakın üstüne resim yapsın getirsin. Koyalım. Biz Antalya Denizli ana arter turizm yoluna 7 kilometre mesafedeyiz. Ya. Turistleri oraya sokalım. Güzel bir yer yapalım. Turist firmaları anlaşalım. Turist dükkanla görsün yapılırken. Şimdi düşünsene, bir otobüs geldi. Bak bunun Avrupa'da örnekleri var. Bir otobüs turist geldi. Halıcılarda da var bizim. Demirci ustası hemen tak 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 bir tane çakı yapacak. İzleyecek herkes. Diyecek ki otobüsün 10 numarası kim oturuyor? Atıyorum Mike. Al sana Mike, bu hediye edecek. Ortalık yıkılır. Hepsi ikişer tane çakı alır gider oradan. Evet. Bu yollar belli. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Peki ama Sayın Başkan. Bunu bu hale getiremiyoruz. 1 milyon 200 bin turist giriyor Pamukkale'ye. Neden bu? Ben de bunu anlamıyorum. Yani belediyeler nerede o küçük kulübelerle neden kendilerini tanıtım standı yapmazlar? Kendilerini tanıtmazlar? Bir türlü anlayamıyorum yani. Yani orada sadece işte ihale çıkarılmış reyonlar yerler oluyor. Yani hazır ayağımıza gelen turistleri neden tanıtmıyoruz? Bu denizin bir eksikliği. Şimdi Ahmet Bey, bizim demircimiz Pamukkale'ye gitti, yerleşti, stand kurduğu zaman olmuyor bu iş. Hayır. Sadece yapılmış turist ürünlerini tanıtmıyoruz.